Nuray Mert'le soru cevaba hoş geldiniz. Bu hafta salı değil de çarşamba yapmak durumunda kaldık. Nuray hocamla birlikte hem anayasa tartışmalarını, hem çözüm süreci tartışmalarını, iddialarını hem de Orta Doğu'ya bakacağız. Hocam merhaba. Evet, hepsine bakabilirsek bakacağız. Hepsi büyük başlıklar çünkü. Bence çıkarırız Merhaba. gibi. Hocam önce anayasa tartışmalarıyla başlayalım aslında. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları üzerinden dönüyor. İlk üç maddenin, üçüncü maddenin, anayasanın üçüncü maddesinin değişmesi gerektiğini aslında söyledi. Tam olarak böyle söylemedi. Devletin milleti olmaz diyerek anayasanın üçüncü maddesinin değişmesi gerektiğini aslında söyledi diye yorumlandı. Dünkü açıklamasında da ben anayasanın üçüncü maddesini değil, diğer maddelerde de 7-8 farklı yerde de buna dair maddeler var. Bunları kastetmiştim. Zihniyetten bahsetmiştim dedi ama tabii bu sırada hem AKP kanadında hem de MHP'de ufak çaplı da olsa bu Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına dair hem sahiplenince hem eleştiriler var ama asıl tepki muhalefetten geldi. İlk dört maddenin dokunulmayacağı üzerine zaten Erdoğan da aynısını söyledi. Tabii bunların hepsinin yanı sıra bir de tabii ki anayasanın değişmesi gerektiğini, sivil anayasanın olması gerektiğini de söylüyor iktidar ve bunun için zaten bir önceki dönemde de görüşmeler yapılmıştı mecliste. Numan Kurtulmuş partilere gitmişti. Şimdi önümüzdeki günlerde de bunları konuşuyor olacağız. Nasıl bakmalıyız bu hem anayasanın ilk dört maddesi tartışmasına hem de anayasanın değişmesi meselesine? Vallahi Numan Kurtulmuş ne amaçla böyle bir şey söyledi bilemiyorum. Yani çok daha böyle arkasında daha temelli şeyler var mı? Yoksa sadece işte hani millet önemli. İşte her zaman sağ muhafazakar partilerin işte milleti öne çıkarması gibi, ama ona bakarsanız o anlayış aynı zamanda fevkalade devletçi. Ve de baş müttefikleri zaten mevcut iktidarın ismi de devlet olan fevkalade devletçi bir isim, milliyetçi, işte kökenden gelen diğer şeyler de öyle, partiler de öyle ve hatta Türkiye'de hani sol kesim dediğimiz kesimin de büyük bir kısmı devleti çok önemseyen, tipsiyan yaklaşımlara sahip. Nitekim de hemen Devlet Bahçeli zaten buna karşı çok sert bir tepki gösterdi. Hiç de yani tartışmaya, bir bu konuda en ufak bir esneklik göstermeye niyetli gibi gözükmüyor. Diyeceksiniz Devlet Bahçeli öyle kükrer, sonra tam tersini de yapabilir. Ama bu maliyeti çok büyük olmayan, büyük bir ihtilaf yaratmayacak bir tartışma. Çünkü yani çok rahatlıkla AK Partisi'nin çoğunluğu da evet canım işte millet öne çıksın, devlet işte milletin devleti olur, devletin milleti olmaz da şeyine, formülüne karşı çıkacak anlayışta değiller. Asıl önemlisi, aslında bu tartışmanın asıl önemli tarafı, özellikle muhalefet açısından da nasıl algılandığına bakılırsa, yani ne var bunda filan, muhalefet de yani Devlet Bahçeli'nin bir itirazı ya değil ama iktidar çevreleri diyorlar ki muhalefet de niye bu kadar yani önemsiyor bunu, bu böyle bir kasıt taşımıyor. Ama tabii muhalefetin ve Türkiye'deki siyasi atmosferin genel yaklaşımını belirleyen bir güvensizlik söz konusu. O güvensizlik de işte ilk dört maddenin aslında yeni bir anayasa bile değiştirileceği, yani ufaktan başlayıp işte madem onu değiştiriyoruz oraya millet koyalım, işte öyle işte laiklik tamam kalsın ama bir de ona bir şey ekleyelim filan gibi bir yola girer mi diye ve böyle bir güvensizlik içerisinde muhalefet çevresi, o bakımdan büyük bir hassasiyet gösteriliyor. Yani başka bir siyasal atmosferde ancak şunu diyebiliriz. E canım yani daha demokratik tabirler kullanalım biz yeni bir anayasa yazarken. Ve bunda itiraz edilecek ne olabilir? Demek için daha ılımlı bir siyasi tablo olması lazım. Oysa ki açıkça konuşmak gerekirse milliyetçi kesimin, ve bu milliyetçi kesim de sadece sağ milliyetçi değil, aynı zamanda ulusalcı, işte muhalefette de baskın olan
ülkenin bölünmezliği konusundaki hassasiyet. Orada bir kuşku oluşuyor. Vay işte acaba yani bu Kürtlere bir işte mavi boncuk vermek üzere tabii yani öyle bir özellik şeysizlik, federasyon falan gibi bir şey değil ama hani orada bir rötuş yapılabilir mi bu orada bu böyle bir siyaset çerçevesinde? Orada büyük bir güvensizlik ve hassasiyet var. Haklı veya haksız. Diğer taraftan da laiklik konusunda tabii çok büyük bir güvensizlik ve hassasiyet söz konusu. O da yine haklı veya haksız. Yani bazen çok abartılı yani en ufak bir şeyden bir laikliğin tehlikeye girdiği hakkında bir şey doğuyor, kuşku doğuyor. Ama bazen de gerçekten de yani işte bu ülkenin rejimini tanımlayan temel ilkelerin böyle giderek gevşediği laiklik açısından diyor. Mesela Diyanet İşleri Başkanı'nın siyasetteki rolünün çok fazla öne çıkması gibi haklı yani gerçekten de itiraz edilebilecek makul gerekçeler var. Bunların etrafında yani anayasa daki şeylere değişik bir yeni bir anayasa mevzusu bu açıdan böyle çok da hani hep beraber oturalım yeni bir anayasa yazalım gibi bir ortam yok. Şimdi yıllar önce gene bu sivil anayasa yani 2000'li yılların başındaydı. Daha önce de zaten işte liberaller, demokrat çevreler filan işte sivil anayasa yazmak, daha demokratik anayasa yazmak gibi özel inisiyatifler, sivil inisiyatifler oluşturmuştu. Böyle tartışmalar çok yaygındı. Çok ünlü bir Amerikalı işte hem anayasa konusunda işte hem demokrasi üzerine yazdıkları, sivil toplum üzerine yazdıklarıyla Arato'yu davet etmişti o zamanlar. 2000'li yıllar hangi yıl hatırlamıyorum. İşte hatta böyle İslamcı veya iktidar çevresinden birisi de büyük bir böyle kapalı toplantı yapıldı Arato'ya. Ve de orada işte liberal demokrat çevreden birisi işte nasıl daha demokratik olabilir filan. İlk dört maddeyi de aslında tartışmak gerekir dedi. Arato da dedi ki aman ne olur ilk dört maddeyi tartışmaya açacaksanız veya değiştirmeye kalkacaksanız daha doğrusu bana haber verin. Ben Türkiye o esnada Türkiye'de olmak istemiyorum. Çünkü birbirinizin kafasını gözünü yararsınız. Bu tipin mealinde bir şey söyledi. Niye bu böyledir? Çünkü dediğim gibi hem siyasi atmosferde o güven ve uzlaşma hiç yakalanamadı. O 2000'li yılların başına göre şimdi çok daha gergin bir noktadayız. İkincisi anayasalar tabii değişir. Yani böyle kutsal metinler değildir. Değişmez, değişmesi teklif edilemez maddelerin olmasının ise bir mantığı var. O da bir rejimin kurucu rejim, kurucu unsurlarını, temel ilkelerini tanımlıyor. Şimdi o temel ilkeler beğenirsin, beğenmezsin, kabul edersin, etmezsin. Bir ülkede o temel ilkeleri değiştirmek için, yeniden yorumlamak için yani ya çok çok uzlaşıcı bir tablonun, toplumun tamamının bu konularda bir uzlaşmalara vardı. Yani evet daha demokratik bir dil nasıl kullanılabilir, işte bu temel ilkeler de kutsal değil canım filan diyebilecek bir uzlaşıya var olması lazım. Karşılıklı siyasi aktörlerin arasında güven unsurunun çok yüksek olması lazım. Bu da dediğim gibi yani çok nadir olan bir şey. Genelde çünkü bu tür en temel ilkeler ancak işte devrimlerle falan değişir. Yani bütün düzen değiştiği zaman ancak değişir. Böyle uzlaşıyla değişmesi çok 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 nadir durumda olabilecek işler. Bir de böyle sessiz devrimler var malum. O da mesela Doğu Avrupa komünist rejimlerden işte çıkarken
Onlar yerleri kurulurken böyle bir süreç yaşadı. Ama dışarıdan en sükunetli gibi görünen o süreçler bile çok da öyle kolay süreçler olarak yaşanmadılar. Yani özetle ne kadar anlamlı bulalım, anlamsız bulalım, haklı bulalım, haksız bulalım, ne dersek diyelim. Öyle çok kurucu, o ilk dört madde kurucu ilkeleri belirliyor. Onları böyle tartışmaya açmak Türkiye'nin şu içinde yaşadığımız ortamda öyle demokratikleşmeyle filan veya bu arzuyla izah edilecek, başarılacak işler değil. O yüzden de zaten Cumhurbaşkanı da ilk dört dönem ve bütün AK Partililer de hemen arkasından yok canım böyle bir niyetimiz yok diyorlar. Bu konuda güvence verme ihtiyacı duyuyorlar. Bir de malum hem laiklik konusunda bir tür böyle bir şey var dedik. Hem de işte Kürtler acaba yani ülkenin bütünlüğünü, birlik ve bütünlüğünü zedeleyecek tavizler verilir mi korkusunun içerisinde. Bir de tabii Hüdapar mevzusu var. Yani tuhaf bir iktidar tablosu şu anda. Bir yanında koyu Türk milliyetçisi, sağ Türk milliyetçisi bir parti. Asıl büyük payandalarından biri mevcut iktidar yapısının. Ama diğer tarafında da işte böyle bu gerçekten de Kürt meselesinde bir köprü, nasıl bir köprü olacaksa ben onu hiç anlayamadım yani. Hüdapar nasıl bir köprü oluşturabilir? Bir tarafında da o var ve Hüdapar açıkça aslında federatif bir yapıya benzer önerilerde bulunuyor. Öyle olunca bu bahsettiğim güvensizlik ortamı, kuşkular, karşılıklı kuşkular daha da yüksek boyutta dile getiriliyor. O yüzden mevcut tartışmayı ben bu çerçevede görüyorum. Yani pek de bunun içerisinden yok yok diye yatıştırma dışında bir şey çıkacağını da zannetmiyorum. Buradan hareketle aslında çözüm süreci meselesine tartışmalarına girelim istiyorum. Az evvel sizin de anlattıklarınızdan yola çıkarak şimdi aslında 1 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin Tuncer Bakırhan'ın elini sıkmasıyla başladı demek çok doğru olmaz ama el sıkışma muhabbetinin şeyde konuştuğumuz bir denklemi oldu. Siyaseten konuşulan bir denklemde oldu. Daha sonra Amber'in Zaman'ın haberine göre Abdullah Öcalan'la görüşmeler yapıldığı, görüşüldüğünü söyledi Amber'in Zaman haberinde iddia etti. Ve daha sonrasında siyasette çözüm süreci tartışmaları başladı. Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti, Özgür Özel, bugün İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu derken herkesin çözüm süreci tartışmaları ile ilgili bazı açıklamaları var. Devlet Bahçeli doğrudan belki de ilk kez yani siz belki bunu söylersiniz. İlk kez Abdullah Öcalan'a çağrı yaptı. Bu da çok önemli olduğu söyleniyor. Bu tartışmaya nasıl bakmalıyız sizce? Çünkü çözüm süreci başlayacak mı? Başlar mı? Türkiye bunu kaldırabilir mi? Ya da Türkiye'nin buna ihtiyacı var mı tartışmalarını beraberinde getiriyor. Size bunları sormuş olayım. Keşke kaldırsa ama ben böyle bir ortamda gözleyemiyorum. Evet, fevkalade bir gelişme tabii Devlet Bahçeli'nin bu adımı. Aslında işte geçmişteki çözüm süreci de aşağı yukarı bu yolu istiyordu. Ve özellikle de Öcalan'ın işte örgütü silahsızlanmaya çağırması bekleniyordu. Özetle bundan ibaretti. Ama o zaman işte milliyetçi kesimi bundan çok karşı çıkıyordu. Hala da aslında yani Devlet Bahçeli evet işte çok güvenilir bir partisinin çok güvenilir bir lideri. Ve o bir şey yapıyorsa partisi arkasında durur. Ama onun ötesinde ben öyle bir ortam görmüyorum. Ben daha geçen hafta terörle mücadeleye gene ifade vermeye gittim. Yani ben de onu söyledim zaten. Ya Devlet Bahçeli bile işte adım atıyor. Bizim 10 sene öncesinde kalmış işler ki çözüm süreciydi o dönemde. Hala biz ifadeye bilmiyorum soruşturma açarlar, takipsizlik verirler onu bilmiyorum. Ama yani biz gene terörle mücadelede çözüm sürecine destek verdik diye ifade veriyoruz. Çok geçmiş olsun hocam. Teşekkürler. Bu çok ironik bir şey tabii. O yüzden diyorum keşke çözüm sürecine tekrar girilse ve öncelikle bir kere şu yani bizim gibi insanları bile terörist mi acaba diye sorduran anlayış bir ortadan kalksa keşke. Daha biz orada bile değiliz anladığım kadarıyla.
Onun dışında da yani Kürt meselesinde bir çözüme ihtiyaç var mı diyorsunuz? Onu Kürt siyasetinin aktörlerine sormak lazım. Yani nasıl bir çözüm süreci? Çünkü şöyle de bir şey var. Şimdi 2009'da ilk aslında sonradan daha ciddi bir hale geldi. Ama ilk adım benim hatırladığım kadarıyla 2009'da Beşir Atalay İçişleri Bakanı'ydı. Öyle bir adım atıldı. 2005'te ben hatırlıyorum gene biz bir grup olarak o zaman başbakandı Erdoğan. O Abdullah Gül bir olduğu biz de işte böyle işte kanaatçı derler diyeyim, aydınlar ne derseniz deyin bir grup. İşte hani Kürt meselesi konusunda demokratikleşme açısından bir randevu istemiştik ve öyle bir toplantı yapılmıştık. Yani yapmıştık. Ama o zamandan bu zamana yani bu şu zaten 2000'li yıllar AK Partisi'nde önce de başlamış bir mesele bu. Ama sonuç itibarıyla o günden bugüne de Kürtlerin çözüm adına talepleri yani Kürtler adına siyaset yapanları diyelim. Çünkü Kürtlerle Kürtçe çok kapsayıcı bir şey. Çok ve çok belirleyici, tanımlayıcı, homojen bir grup gibi. Onu kullanmayı sevmiyorum. Kürtler adına siyasal talepleri olanlar. Parti, derin bir parti, onun destekçileri, işte bizim gibi işte demokratikleşme adına bunu önemseyenler, bunların açısından da Kürt meselesinin çözümü değişti, dönüştü. Nasıl diyeceksiniz? DEM Parti'nin oy kaybetmesinden de anlaşılıyor. Gözle görülür etkenler de var. En basiti bahsettiğim yıllar işte 2000 yılların başlıyor, 2005 falan diyoruz. Geçmiş 20 yıl. Çözüm sürecinin üzerinden 10 yıl geçti. Ve çözüm sürecinde dahi aslında topluma şu anlatılamadı. Yani iki taraf açısından da. Devlet nasıl bakıyor bu işe? Kürt siyaseti talepleri neler? Yani bir Öcalan etrafına hapsoldu bu tartışma ve öyle kaldı. Ben şimdi Kürt siyaseti içerisinde yer alanlara bakıyorum. En son söyledikleri de işte gene Öcalan merkez. Yani devletin bakışı da yine Öcalan merkezde. Öcalan işte tecriti kaldırılsın filan. Yani buraya mı buraya kadar daraldı mı mesele, yoksa bunun bir toplumsal olarak mı, toplumun talepleri mi yönde neler? Şu ana dilde eğitimden tutun, başka toplumsal talepler olabilir. Bunları ben de yani son zamanlarda çok geri çekildi, önemsizleştiğini düşünüyorum. Şimdi kızacaklar falan ama gerçekten yani uzun zamandır Öcalan'la Özgürlük mitingi dışında ve Öcalan merkezli talepler dışında böyle ben hani toplumun diğer kesimi çözüm süreçlerine karşı çıkan ve milliyetçi dediğimiz yani en ufak bir şeyden hemen bölünme vehmine kapılanlara anlatabileceğimiz yani Kürtler şunu istiyorlar işte bir görüşme, müzakere, barış süreci, çözüm süreci başlayınca bunları konuşalım diyebileceğimiz bir netlik yok. Bunu da itiraf etmek gerekir yani. Kızmasınlar. Devlet tarafından da baktığınızda iktidar açısından da olayın Kürt oylarından ibaret olduğu anlaşılıyor. Yani Kürt oyları var. İşte bu Kürt oyları muhalefet tarafına geçerse bu iktidar açısından bir risk oluşturacak. O yüzden bir şekilde Kürtlerin oylarını almak. Bu zaten öteden beri böyleydi. Yani bunun ötesinde ne düşünülüyor? Bunun ötesinde nasıl bir ihtiyaca bu? Yani iktidar açısından nasıl bir yaklaşımın sonucudur? İşte Devlet Bahçeli dedi ki bizim işte böyle Orta Doğu'nun kritik döneminde içeride güçlü olmamız lazım. Zaten çözüm sürecinde filan bizler de bunları söylüyorduk. Kritik dönem filan değil de bir ülkenin hani kendi içerisinde demokrasi bir ülkenin kendi içerisindeki iç barışını sağlamak açısından önemlidir. Diğeri aslında bir toplum için hem büyük bir sorun, hakkaniyetsizlik. Ama onun ötesinde güvenlik sorunu. Bu deniliyordu yani demokratların işte liberallerin filan işte Kürt siyasetinin
muhatap alınması gerektiğini, bir çözüm süreci olması gerektiğini ileri sürenler de aşağı yukarı bunu söylüyorlardı. Bu açıdan tamam, izah edici, yani kendi hareketini izah edici. Ama dediğim gibi yani bu ne odaklı olacak? Yani o da işte dönüyor dolaşıyor Öcalan. İşte söylesin örgütü silah bıraksın. Buradan bir adım daha ilerlemiş vaziyette değiliz. Yani Kürt siyaseti de bu noktada, diğerleri de bu noktada. Bu iş yani Öcalan'ın tecrit edilmesi, tecritinin kalkması, ev hapsine gitmesi filan yani noktasına geldiyse bu artık teknik bir konu oluyor. Neredeyse yani böyle bir toplumsal, sosyolojik bir arka plan ve bunun iç barışın sağlanması açısından şunlar şunlar şunları biz hayata geçirmeliyiz gibi bir tablo ben göremiyorum yani her iki taraf açısından da göremiyorum. Dediğim gibi iktidar açısından sadece işte Kürtlerin oyları kaç tane yani azalmış da olsa işte en yüksek 13'e çıkmıştı. Sonra son seçimlerde 9 mudur 8 midir? Sekiz. Yani o civarda bir oyu yani Kürt siyasetine oy verenler diyelim Kürtlerin oyları değil. Onların oylarını biz muhalefetten nasıl koparırız? Ben bunun ötesinde bir ufuk görmüyorum doğrusu. Ama yani anlaşırlarsa her ikisinin de ufku bundan ibaretse yani Kürt meselesinin çözümü de Öcalan'ın tecritinin kalkması, ev hapsine girmesi gibi meselelere indirgenmişse dediğim gibi o zaman olabilir herhalde yani anlaşırlar. Devlet Bahçeli de ikna edilir. Ve de işte yani o Dem Parti'ye oy verenlerin bir kısmı da buna belki ikna olur, bir kısmı olmaz. Öyle bir yeni seçmen tablosuna dayalı bir şey ortaya çıkar. Bu arada şey de izleyicilerimize de söyleyelim. Selahattin Demirtaş'ın ziyaretleri, Selahattin Demirtaş'ın ziyaretleri olacağı da söyleniyor. Medyaskop Diyarbakır temsilcisi Ferit Aslan aslında ortaya çıkardı. Hem Tülay Hatimoğulları'nın hem Tuncer Bakırhan'ın ama ondan ötesinde de Özgür Özel'in de ziyareti olacağı. Hatta pazartesi günü Özgür Özel'in gideceği de netleşti diyelim. Bir de tabii Edirne ayağı da var. O denklemde nasıl olacak göreceğiz diyelim. Hocam Orta Doğu'ya Ne ayağı geçelim. var pardon? Efendim? İdil'in ayağından Yani kastettiğin Selahattin Demirtaş'la Demirtaş. Evet. Demirtaş'la görüşmekten daha doğru oldum. Orta Doğu'ya bakalım istiyorum. Çünkü sizin bu hafta Medyaskop'ta çıkan yazınız vardı. İslamcılık, siyaset ve vicdan üzerine aslında savaşı ele aldınız. Ve bölgeye çok gönlü bir şekilde baktığınız bir yazıydı. Ve sorgulamamız gerekenleri de aslında bir noktada sorgulamamız gerektiği bir noktadaydı. İzleyicilerimiz için linkini hem buraya bırakacağım hem de web sitemize bırakacağım. Aslında o yazıda da şunu söylüyorsunuz. Filistin mücadelesinin, Filistinlilerin kaderinden ziyade bölgesel çekişmeden ibaret olduğunu ve bir takım küresel bağlantıların elinde oyuncak olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz bizim için açar mısınız? Çünkü çok savaştan beri yani biz aslında son bir yılı görüyoruz ama bunun çok geçmişi de var. Siz yazıda da değiniyorsunuz. Çok fazla insanın öldüğü, çocukların katledildiği ama aslında bunun çok da fazla görülmediği yerden de hem vicdanen hem de oradaki dönen siyaset ve din üzerinden de bakıyorsunuz. Bunu biraz izleyicilerimiz için anlatır mısınız? Yani çok özetlemeye çalışıyorum ama hakkını teslim edeyim. Ben uzun süredir yani bu tür sizlerle sohbetlerimizde geçen sene boyunca da hani 7 Ekim saldırısından sonra sürekli gündeme geliyor. Orada da o yönde yorumlar yapıyorum aslında. İşte başka vesilelerde yazdım da yani Orta Doğu ile ilgili yazdım çeşitli yerlerde biraz bu konuya değindim ama yeniden tekrar 7 Ekim'in birinci yıl dönümünde bir şey tekrar yazmak istiyordum. Aslında yine Medyaskop'ta çıkan Evet. bir yazısı vesile oldu. Kenan Çamurcu'nun yazısı. Onunki bir ahlaki sorgulama olmuş. Ve o vesileyle doğru bir yani bana yakın gelen bir kısmı yazının. O yüzden o da tetikleyici oldu ve onu okuyunca ben de şunu ne diyeceksen bir de yani çok denk düşen bir şey de söylemek istiyordum. O kısmı bu Filistin meselesinin ötesinde o kısmı gerçekten de işin insani boyutuydu. Yani işte Filistinlilere destek verenler işte veya Müslüman dünya artık onu nasıl tanımlıyorsak
Bütün bu çevre içerisinde gerçekten yani bir uçtan öbür uca gidiliyor. Bu cephede hiç böyle aslında Hamas'ın bu işi başlatmış olduğu 1200 civarında İsrailli, içlerinde çoğunun sivil olduğu, kadın, çoluk, çocuk olduğu, İsrailli'yi öldürmüş olduğu, bütün bu savaşın ateşini yakmış olduğu konusu gündeme gelmiyor. Ve bu konuda da insani bir ifade de kullanılıyor. Yani yok sayılıyor. Evet tamam. Yani Batı dünyası, ABD koşulsuz İsrail'e destekliyor. İsrail'in bütün bu yaptıklarını, ettiklerini, katliamlarını görmezden geliyor. Hatta ve hatta bir ölçüde uluslararası kurumlar da bu konuda, BM falan da yani bütün yaptığı açıklamalara rağmen etkisiz kalıyor. Güçlü olanın borusu yutuyor. Yani bu büyük, çok büyük bir hakkaniyetsizlik tablosu. Tamam iyi güzel ama hakkaniyetlerden bahsedeceksek ahlaki olarak bir tutumumuz olmalı. Yani ahlaki tutum olarak biz bir üstünden kastettiğim şu. Yani işte onlar o tarafta, biz de öbürünü görmezden gelelim. Ahlaki bir tavır değil. Bu tavır çok yaygın. Türkiye'de de bu tavır çok yaygın. Bir ona yani oradan zaten dedim diğer yazı çakışan tarafı o. Diğer taraftan da şeyi de hatırlatma ihtiyacı duydum söylediğim. Yani aslında Filistin meselesine de destek verenler Filistin meselesi nedir, ne değildir, niye bugünlere gelmiştir? Hakkında çok fazla benim edindiğim intiba odur yani yıllar içerisinde. Çok da fazla geçmişini bilmezler. Evet yani topraklarından edilmiş bir halk söz konusu. Büyük bir hakkaniyetsizlik söz konusu. Ama bugüne nasıl gelindi? Ve bugün gelinen nokta aslında çok yani bu katliamların ötesinde acıklı bir nokta. Hep telaffuz ediliyor. Ama nasıl gelindiği çok yeterince kurcalanmıyor. Yani artık iki devletli çözüm zor. Onun ötesinde artık zemini kalmış vaziyette. Yani tamamıyla böyle hani şey diyorlar. Şu delikli peynirler vardır ya, onun gibi oldu Filistin toprakları diyorlar. Çünkü oralarda malum yerleşimler var. Diğer taraftan Gazze bir böyle küçük ve homojen bir bölge gibi. Oradan çünkü çekildi İsrail 2005'te. Ariel Sharon öncülüğünde yani böyle ancak asılı bir isim böyle bir şeyi gerçekleştirebildi. Onun ötesinde Filistin'de yaşayanlar kaderlerine terk edilmiş bir halk. Ama sadece Amerika tarafından, Batı güçler tarafından İsrail'in insafına terk edilmiş değil. Aynı zamanda İşte Arap aktörler. Niye Arap aktörler? Çünkü Arap aktörler, Arap ülkeleri birinci derecede müdahil. Yani bir tanesi Mısır sınır komşusu. Öbürü gene Ürdün sınır komşusu. Lübnan sınır komşusu. Bütün bu ülkeler, onların arasındaki çatışmalar Filistin politikalarından yıllarca çok tesirli oldu. Ve Filistin bu esnada, Filistin mücadelesi dediğimiz şey, işte orada kalan fakir fukara halkın işte kendini örgütleme çabası. Ama onun ötesinde bölgesel aktörlerin birbirleriyle rekabet etme aracı haline geldi. Ve de şimdi bunu batılı kaynaklar çok İran'ı öne sürüyorlar. İşte İran bu işi şey yaptı, kendine koz olarak kullanıyor ama İran'dan öncesi var bu iş. Yani ondan önce de Arap Soğuk Savaşı döneminde de yani Filistin, herkes Filistin mücadelesinin meşruiyeti üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Ama diğer taraftan da hiçbir şey yapılmıyor. Yani bu konuda tesirli bir şey yapılmıyor. Ama herkes Filistin'den bahsediyor. Ve bu toplumlarda da bu yönde sürekli gaz veriyorlar. Kendi rejimlerini Filistin meselesi üzerinden, İsrail karşıtlığı üzerinden, hatta Yahudi karşıtlığı üzerinden meşrulaştırıyorlar. Orada böyle bir enerji boşalması oluyor.
Herkes yoluna devam ediyor. Bunu görmek lazım. Yani bu Filistinlilere böyle lafla, keskin laflarla destek vermekle, işte İsrail'i keskin laflarla telin etmekle Filistinlilerimiz ne geleceğini ne bugününü bir faydamız olmaz. Bunu görmek gerektiği için ben geçmişi kurcalıyorum. Yoksa hani o öyledir böyledir bir dakika zaten işte zaten Filistin meselesi de yoktur falan değil de bugüne nasıl gelindi? Ya 7 Ekim'den bir gün önce bile yani şeyde Gazze sınırından insanlar günübirlik İsrail'e tarafına geçip amele olarak çalışıyordu. Bundan daha büyük bir zulüm var mı? Yani şanlı direniş, manlı direniş. Yani zavallı insanlar orada gidecekler. İsrail'de amelelik yapacaklar. Yani onları besleyemeyecek oradaki yönetim. Besleyemez de gelinen noktada. Bu sadece Hamas yönetimiyle de ilgili bir iş değil. Gelinen noktada böyle. Ondan sonra böyle ortalıkta herkes çıkıp işte İslam dünyası niye birleşmiyor? Ben onlara anlatayım istiyorlarsa İslam dünyası niye birleşmiyor? Ama biraz da herkes kendi kafayı yorsun. Yani bu böyle tesadüfen olabilecek, ihmal edilmiş bir konu olabilir mi? 70 üzerinden 75 yıl. Yani onun öncesi de var bir İslam dünyası birlikte hareket etmez. Yani herhalde bu böyle ilk defa Twitter başına geçen insanın akıl ettiği bir şey değil. Ve de şey yapacağı, tepki göstereceği bir şey değil. Bu yıllarca konuşulmuş, edilmiş bir mesele. Ha bu da öyle bir şey yoksa yani ne diyeyim öyle birlikte davranmak. Ne işte şey konusunda Müslümanlar açısından ne Arap ülkeleri açısından bir şey yoksa ha, bunun bir sebebi olmak gerekir diye düşünmek lazım. Ve bu sebep de sadece İsrail ve Batı ülkeleri değil. Yani herkesin bu işte çıkarı oluyor. Ya kimse dokunmak istemiyor. Ürdün mesela, Ürdün'ün özel bir ilişkisi var İsrail'de. Ürdün önemli bir Batı müttefiki ülke. Keza bölgedeki bütün, o yüzden Arap Soğuk Savaşı diyorum, bölgedeki Batı müttefiki ülkeler aslında yani lafta Filistin'i destekliyorlar. Ama daha önce FKÖ'ye anarşist gözüyle bakmışlar. Yani FKÖ'den kurtulmaya çalışmışlar. Sırayla. Ondan sonra işte böyle işine gelen o kartı eline almış. Hatırlamayasınız, siz çok gençsiniz tabii. Saddam Hüseyin Filistin meselesi, kendini meşrulaştırmak için Filistin meselesine sarılmıştı. Yani ortada öyle ciddi ciddi böyle bir Filistin desteği falan söz konusu değil ki. Herkes kendi işine bakıyor. Herkes Batı ile ilişkilerini gölge düşürmek istemiyor. Yani ama lafta İsrail'e abanarak işin içinden sıyrılıyor diyor ve gölgelenmiş oluyor aslında hiçbir şey yapmamış olmaları. Asıl önemlisi çünkü bölgedeki ABD müttefiki olmaları ve rejimlerini bunun üzerine kurmuş olmaları. Şimdi ben yıllar önce Fas'a gittim de Rabat'a indiğim gün abi şey bunu birkaç vesileyle de anlattım daha önce de. Bir gösteri, büyük bir gösteri. Şimdi Fas gibi bir ülkede gösteri olmaz. Orada demokrasi yok, bir şey yok yani. Öyle insanların nümayiş yapması, bir şey istemesi. Ben de çok şaşırdım, ne oluyoruz falan diye. Ve orada işte bize eşlik eden Faslı arkadaşa dedim ki nedir yani bu neyin gösterisi Allah aşkına? Ha dedi şey işte bir İsrail karşıtı bir şeymiş. Gösterik işte ne olduysa o zamanlar Filistin meselesi çok gündemde olan bir tarihten bahsetmiyoruz ama yani o yine onunla ilgili daha az önemli bir şey ama ya o zaman oldu dedim çünkü oradaki rejimde yani bir yandan İsrail'le dolaylı yoldan biliyorsunuz zaten İsrail'le ilişki kurma konusunda işte bu İbrahim anlaşmalarında filan ön saflarda görülen ülkelerden yani doğrudan anlaşma imzalamadı ama ikinci halkada imzalayacak denilen ülkelerden ticaret bürosu var İsrail'in Fas'ta mesela Katar'da da var. Yani dolaylı yolda İsrail'le herkes bir tür bir ilişki kuruyor. Ama işte yani başka şeye nümayiş yapacağını kralı istemeyiz. Daha fazla demokrasi isteriz filan diye şeyler yasak olacak gibi değil. Enerji burada şey yapıyor. Çok son fevkalade sağlıksız bir ortam. O yüzden de bağırıp çağırmak üzerine kurulu. Filistinlere hiçbir faydası olmayan,
Ancak mevcut rejimlerin kendilerini bu poz üzerinden tanımladığı ve faydalandığı bir iş haline döndü. Onu hatırlatmaya çalıştım. Siz Fas'taki örneği verince benim aklıma şey geldi. Bu son dönemde işte savaş başladığı zaman, yani geçtiğimiz yıl İsrail konsolosluğu önünde hem solcuların hem sağcıların hem ama bu arada İslamcıların da olduğu çok büyük bir eylem olmuştu. Hatırlar mısınız? Geçtiğimiz yıl oldu. Epey de böyle ses getirmişti. Solcularla sağcılar aynı yerde birleşti ama fikirler yine farklı diye. Belki yani bizde de çünkü çok fazla eylemler yasaklanıyor ya da başka şeyler oluyor ama bizde de benzer şeyler söz konusu olabiliyor diye düşünüyorum ben. Evet, son zamanlarda bizde de yani onun öncesinde de hani İslamcılar ya onu yazıyorum kızıyorlar. Yani Hamas Filistinlilerin temsiline soyunmadan önce İslamcı çevrelerin hiç Filistin diye bir meselesi yoktu. Yani bir Kudüs, işte Yahudi düşmanlığı, bak Yahudi düşmanlığı diyor. Yani İsrail'e karşı çıkmak falan demiyorum. Öyle içkin bir işte Yahudi komplosularına çok itibar etmek falan gibi bir şey vardı ama FKÖ solcu olduğu için hiç sahiplenmiyorlardı. Hatta bir tane Filistin'de savaşmış şimdi kimin hatıratıydı bilmiyorum bir solcunun. Yani çünkü bazı sol militanlar gitmiş Filistinlilerle birlikte savaşmış veya orada silah eğitim falan görmüşlerdi. Onların anlarında bir tane İslamcıdan bahseder. Hem de böyle sempatiyle o da geldi Necmettin Erbakan o zaman tabii gider. İslamcıların dediği kabul ediliyor. Tek İslamcı diyebileceğimiz parti o. Ve Necmettin Erbakancı bir arkadaşımız vardı filan diye ondan bahsediliyor. Ben bir tane duyduk bilmiyorum daha sonra sahiplenen çıktı ama ben İslamcı yayınları ben de o dönemi takip ediyorum. Yani onları gözden geçirmiş biriyim bu açılardan. Ne zaman ki Filistin meselesinin temsili İslamcı Hamas örgütüne geçti, o popülerleşti, o ön plana çıktı. İslamcılar da böyle bir Filistin duyardı, gelişti. Bunu başka vesilelerle de söylediğini yazdım, çok tepki topluyor. Ama gerçek bu. Yapacak bir şey yok. Gerçeği değiştiremeyiz. Ben Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. teşekkür Çok ederim. teşekkür ederim. Bu haftaki yayınımızda da hem anayasa tartışmalarını hem çözüm sürecini hem de biraz İsrail savaşına baktık. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. İyi Ben günler. teşekkür ederim.